Merhabalar. Merhaba abi. Kardeşim yaş kaç? 11 abi. 11 maşallah, boyunda uzun. Bizim Ahmet Yusuf'tan da uzunsun ha. Aynen abi. Kaça gidiyorsun? 7 abi, erken başladım bir yıl. Bir yıl erken başladın. Evet. Nerelisin aslan? Karslıyım abi. Karslısın maşallah kardeşim. Kümesin? Burası abi. Tamam. Kümes yalnız şey biraz ha. Nasıl? Bakımsız gibi sanki biraz böyle. Çok özenmemişsin herhalde kümese. Aç bakalım. İçinde tavuklar da mı var bunun? Yok, burada tavuk var. O da Hint orozu var. Dışarı çıkartıyor mu bunları? Çıkartırım tamam, abi. Çıkart bakalım şöyle. Posta abi. Beyaz. Yani kırma aslında. Bakayım. Kırma mı? Aynen abi. Dişi erkek? Dişi. Eşi var mı onun? Var, çakmak. Tamam, bırak bakalım yere. Bunlar alışkın değil mi sana? Alışkın. Bu babama alışkındı aslında. Geçen yıl sattık bunu. Aha. Geri geldi. Şimdi ben buraya alıştırdım. Ulan ne güzel yeriniz var. Ev kendinizin. Şuraya çok güzel bir kümesi yapsana Ege ya. Yapacağız abi, şuraya yapacağız. Anladım. Bu da şuraya, onun yavrusu. Hazırlıklarını yapıyorsunuz ha, galiba. Kuşlar falan var orada. Evet. Bu da onun yavrusu. Hangisinin yavrusu? O beyazın. He. Beyaz da çakmakın yavrusu. Anladım. Babası. Beyazın eşi. Aynen. Onun da babası. Yumurtada yatıyor şimdi. Oo, erkeğin çok güzelmiş ama ha. 2 yıldır bende zaten. Erkeğin çok güzel ama. Sinekli mavi. Çok güzel bir erkek. Çakmak değil mi abi? Sür onu bu tarafa. Şey ya, mavi. Bu sinekli mavi ya. Yani benekli mavi. Çakmaklı değil bu. Evet, çakmaklı değil mi? Başka hangisi var? Başka bir daha şu var. Bu kuşağı bir sıka girmişti. Aha. Ondan sonra ben bunun kanatlarını çektim. Gelemiyor, dinemiyordu. Ondan sonra kanatları çekip gitti. Dişi mi erkek mi o? Bu erkek olacak. Ondan sonra kanatları çekip gitti. 3 gün sonra geri geldi. Aha. Uçamaz oldu. Mahkum ne vurmuş abi şurasından. O dişi yanım çıksaydı buna vururdun ne güzel. Aynen. Sal bakalım onu. Kanatlar fazla. Kanatlar çalışmıyor. Aynen. Ama yavaştan yavaştan şey yapıyor. Anladım. Ama yapacak bir şey yok ya. He? Aynen. Şey var mı yanında Ege? Bant var mı? Sana getirdiğim kuşlara bir bakalım. Şurada var. Getir bakalım sana getirdiğim kuşlara. Bu o erkek mavi ile postanın yavrusu. Kırma aynen bir kuş. O siyah beyaz bundan geldi. Yani bunun soyunda var siyah beyaz. Anladım. Şimdi ben bunu istersen durdurayım. Aynen. Şey, videoyu durdurayım. Teker teker bantlayalım onları, olur mu? Aynen. Veya sen bantla. Aynen. Teker teker çıkart içinden. Teker teker. Mesela bu kuş anlatıldığı kadarıyla bir tarafı şey, Urfa kuşlarından bu Buludi falan var ya, erkeği babası bunun Buludi, dişi de Arka Tepe Miro'nun şey, göğsü paslıdır. Bantla onun kanadını. Arka Tepe Miro. Yok yok, Arka Tepe cimperiler var ya, yanlış söylemiş olabilirim. Cimperi, bir tarafı cimperi gibi, bir tarafı da filo kuşu. Bantla onun kanadını bakayım kardeşim. İşte maşallah bayağı da sağlıklı. Ver bana ver istersen Ege. Aynen. Ver bana ver. Ver bantı da. Videoyu mu ben? He, sen tut şey yap. Sen çek beni. Bu değişik bir format olsun böyle. Şöyle. Şey yapabilirsin. Çömelebilirsin benim gibi. Dizlerin üstüne. Bant yaparken de bir tarafını böyle körlersek açması kolay olur. Aynen. Uzun süre kanatlarını bantlı tutma bunların, olur mu? En fazla bir hafta. Yok yok, yani uzun süre tutma. Salacağın zaman, buraya alıştıracağın zaman bantla tekrar çıkart. Alışır mı buraya? Alışır, niye alışmasın? Posta gibi aynı. Kuşumuz bu. Kuşumuz bu. Şuraya salın. Öbür kuşu çıkartalım. Video kuşumuzu çıkartalım. Bakalım ne var. Buradan ekrandan bak sen bana. Ege. Aynen abi, oradan bakıyorum. Burada bir tane direş posta var. Böyle. Hemen şunu bantlayalım. Ya mesela bu kuş posta. Kuşu ya.
Uçurursak? Uçurursan gitme ihtimali var. Bak, bir şey diyemem ona. Ama kanatlarını makaslayıp şey olarak da kullanabilirsin. Şu beyaz postaya yaşatarım. Yani damızlık olarak da kullanabilirsin. Ulan bant elimize yapıştı be. Yavru kızması gibi abi şu. Hangisi? Şu. Evet, genç kuş o. Sen ekrandan bak bana oradan. Şey yapma. Görüntüler gitmesin. Böyle de elimizde... elimde bunlar vardı Ege. Hali hazırda. Sana da dedim kadron zayıf dedin abi. Çok kuşum yok dedim. Ben de sana bunları getirdim. Ve de bir tane direnç postamız var. Onlara yine bakarız. Bakalım sırada ne var. Şurada bir tane böyle tozlu, paçası tozlu bir tane şekerimiz var. Bu şekilde. Erkek değil mi abi? Erkek bu. Vallahi bilmiyorum. Da yani duruş olarak erkeğe de benziyor ama sen kararını vereceksin. Ben şimdi bu posta tarzı kuşların cinsiyetinden çok anlamıyorum. Çok beslemediğim için anlamıyorum. Mesela bunların geldiği kümese bir tane Adana vardı. Erkek dedim. Bu %100 erkek dedim ama kuş dişiymiş. Yani anlamıyorum ben postalardan çok. Ama postacı mesela baksa hemen anlar. Dişi mi erkek mi olduğunu bu kuşun hemen anlar. Bizim ekseri Mardinci olduğumuz için çok anlamıyoruz. Böyle bir tane şekerimiz var. O tarafa gitti. Bir tane de böyle çift tepe yavru genç arabamız var. Ver bana. Bu genç olduğu için onları da sür bir tarafa. Şu ışığa sürelim Ege. Oraya. Hı hı. Zaten onları oraya alıştım. Tamam. Sür bunları da. Bunlar kalkıp gitmez değil mi? Yok yok, bantlı ya, nereye gidecek? Belki o kuş var ya ilk defa dışarı görüyor ha. Tabii hal hareketlerine baksana. Yani genç kuş o. Ben de getireyim abi. Açlar. Sen geç. Mübarek hayvan geç şu tarafa da işte. Bak orada kuşlar var, geç. Geç şu tarafa bak. İlk defa dışarı görüyor belki de. Böyle de çift tepe bir arabamız var. Ayna kuyruk. Yavru genç kuş. Hadi gidin yiyin bakalım hadi. Aa bak o bir bak, benim getirdiklerim şekeri, direnç posta 2. Ondan sonra çift tepe Arap 3. Bak kum yiyor hayvan, görüyor musun orada? 3. 4.'sü de şu mor göğüs olan. Ege, samimiyetle nasıl, hoşuna gitti mi getirdiğim kuşlar? Gitti abi, güzeller. Yani hayvanın iyisi kötüsü olmaz değil mi? Aynen abi. Bunlar senin arkadaşın olacak. Aynen. Bugün de zaten Dünya Hayvanlarını Koruma Günü Ege. Aynen abi. Bak benim o getirdiğim direnç karnı açmıştı, daldı. Direkt yeme daldı. Ama bak. Horozunu da göstereyim abi. He? Göster. Getireceğim buraya. Getirdim abi. Hayvan çift tepe Arap tüy de kum yiyor bak. Kuma ihtiyacı var. Hayvan deli gibi kum yiyor. Şöyle bir tarafa sarayım, kuşlar şey yapmasın. Tamam, bu tavuk mu? Dur bir göster bana bakayım şöyle bir. Horoz abi. He? Horoz. Hint horozun bu. Aynen. Anladım. Tek mi bu şu anda? Aynen, tek abi şu anda. Oo. Bunu alsana bir eşya. Alacağız abi. Daha yeni getirdik zaten. Bir takım mavi verdik buna. Babamın arkadaş hediye etmiş. Anladım ama kuş şeyin horozun çok güzel ha. Ege. Fizikli yani, böyle çok güzel. Ben çok anlamam ama az çok gördüğüm, bildiğim kadarıyla ayaklı mayaklı böyle atmaca gibi valla. Çok orijinal güzel. Zaten abi. Orijinal değil mi? Aynen orijinal. Zaten videolarda falan da. Bak o çift tepe Arap deli gibi kum yiyor. Hayvanların
bu güvercinlerin eritme sistemleri aynı değirmenler gibi. İki taşın arasında buğdayı koyduğun zaman, taşı çevirdiğin zaman değirmenden oluyor, un oluyor. Aynen. Bunların şeyleri de o şekilde. Bak ama bu kuşlardan senin o sinekli mavi erkeğin çok güzel lan Ege. Sinekli mavi erkeğin benim çok hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti zaten abi. Benim 20 liraya almıştım ben. Şu çift tepe arabın bir bel tüyüne bakalım. O hayvan fırça gibi tüy de. Zaten git dur. Acele etme. Ya da tut getir onu bir. Ona bir bakalım bel tüyüne. Sen tut bana bakalım. Almayı dur bak ben bir karar vereyim şuna. Tut ekrandan bak bana yine. Bak bu hayvanda tüy sorunu var. Bak tüyünü atamıyor görüyor musun? Bu hayvanda tüy sorunu var. Fırça gibi hayvan tüyde. Bu hayvan fırça gibi tüyde. Bak, eski tüyler bunlar. Oh. Gördün mü? Bu eski tüyleri. Bak tüy patlatmaya, belinden kuyruk tüyünü patlatmaya çalışıyor. Şöyle biraz da göğüsten alalım. Ama göğüste tüyler patlamaya, Ege buraya bak istersen. Göğüste tüyler patlamaya başlamış. Orayı çok şey yapmayalım. Şöyle inşallah burada kümes olduğu için burası, toprak olduğu için burada inşallah daha iyi de toparlayacak kendini. Ege söyle. Kardeşim kanalı takip ediyorsunuz. Bütün arkadaşlarına mahallecek. Kalbinden gönlünden Birol Karalı kanalı için söylemek istediklerin var mı? Abi kanala abone olsunlar, like atsınlar. Bir de güvercin beslesinler abi. Güvercin beslesinler. Aynen. Sende Hint orozu da var. Hint orozu da beslesinler. Yeter ki hayvan beslesinler abi. Değil mi? Aynen. Hayvanlar günü bugün hayvanları koruma günü olması münasebetiyle insanlara seslenmek istediğin bir şey var mı kardeşim? Hayvanlara eziyet... Yani bir kap su bile koyabilirler kapının önüne falan. Değil mi? Yani aynen. Bir kapımızın önüne bir kap su koymak bizi çok yormaz. Yem vermek çok yormaz. Değil mi kardeşim? Aynen abi. Zaten pet shoplarda 2-3 lira alabiliyorsun kedi maması, köpek maması. Ben alıyorum. Koyuyorum zaten. Ekstradan kedi köpek maması alıyorsun. Aynen. Kedilere köpeklere dağıtıyorsun. Aynen. Çöpün kenarına koyuyorum. Ulan abi. Helal olsun sana. Olsun. Yemin ederim helal olsun. Yiyorlar abi bunları. Allah razı olsun kardeşim. Allah... Yaptığın iyilikleri inşallah karşına çıkartır. Çok güzel. Baban da anladığım kadarıyla hayvancı. Aynen abi. Zaten 8-7 yaşından beridir o da kuş besliyor. Bugün onu yakalayamadık. İşe gitti. Aynen. Normalde o da olacaktı yanımızda. Aynen. Nasip kısmet diyelim. Kardeşim çok teşekkür ederim. Seni tanıdığıma ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. Allah razı olsun. Kalbi, gönlü temiz bir arkadaşsın. Gençsin. İnşallah bütün genç arkadaşlara örnek olacaksın. Oradan da hindim bakıyor sana. Sana bayağı alışmış. Aynen abi. Alıştırıyoruz. Yeni alışıyoruz. 2-3 gün oldu zaten geldi. Anladım. Çok güzel. Çok. Bunları da bir ayrı severim ha. Seni kavgacı seni. Seni çok fena kavga ediyorlar. Seni asabi kavgacı seni. Ha, gel gel gel. Gaga at buna gel. Daha zaten bu Ferik abi. Ferik tabii canım. Genç daha bu. Aynen. Bir el salla kapatayım videoyu. Hadi gel. Görüşmek üzere de herkese. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Çevreyi çekmeyi unuttuk Ege ile. Burası Gebze'nin Beylikbağ bölgesi. Sarı Cami'nin hemen yukarısında. Videoyu birleştiririm artık. Yapacak bir şey yok. Manzarası güzel. Marmara Denizi'ni görüyor. Ege'nin yaşadığı çevreyi de göstermek istedim. Ula ki bir gurbetçimiz hatırlar buraları. Tabi buralar her yer bina oldu. Önceden daha genişti. Daha ferahtı buralar. Şimdi her yer bina oldu buralarda. Gurbetçilerimiz de Ege kardeşimiz nerede yaşıyor onu görsünler. Belki kendi geçmişte çocuklarının geçtiklerinin, gençliklerinin yaşadıkları yerler de çıkabilir. Olabilir. Böyle bir binaları var Ege'lerin. Balkonda da kümesleri varmış, babasının kümesi varmış. Yaramaz Hint'imiz de yanımıza geldi. Bak şerefsiz vay. Nasıl yeşilliyor bak. Ege kardeşimin yaşadığı yer de burası.
Etrafı çekmeyi unuttum ben. Artık videoyu birleştireyim. Herkes kendine çok iyi baksın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.